Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. İkinci dönem başladı. Birinci yazılı tarihi geldi çattı. 10. sınıflar sizlere bir örnek sınav çözeceğim. MEB sorularına benzer sorular içermekte. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularını da hızlıca bir gözden geçireceğiz. Ne şekilde çalışmanız, nerelere göz atmanız gerektiğini de belirteceğim. Öncelikle örnek soruları bize hazırlayan My English Teacher 76 hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocamıza bu linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi benzer sorular demiştim. Bu sınavın içerisinde 5, 6, 7. ünitelerden sorumluyuz. 5. ünitemiz Travel ünitesi. Eğer birinci senaryoya göre yapılırsa buradan bir soru çıkıyor. Helpful Tips 6. ünite. Buradan iki soru. Food and Festivals, yiyecekler ve festivallerden de iki soru ihtimali var. Tüm sorularımıza geri dönelim. Bu bahsettiğim 5. ünite sorusu. Bir broşür geliyor. Look at the brochure below and number the cities according to the Alice's experience in Türkiye. Alice flew from New York to explore different cities in Türkiye. Evet. Alice New York'tan Türkiye'ye uçuyor. Farklı şehirleri gezip dolaşmak için. Each stop offered unique experiences. Her noktada böyle kendine has tecrübeler ediniyor. On the first day, ilk gün she visited Atatürk's mausoleum. Evet. Anıtkabir'e gitmiş ilk gün. In the next city, bir sonraki şehirde Blue Mosque and took a sightseeing tour. Evet, şehir turu atmış ve camiyi ziyaret etmiş. Then she went another city. Sonra başka bir şehire geçmiş ve yiyecekleri denemiş, yerel yiyecekler. On the last day, son gün, evet, saat kulesini görmüş, hediyelik eşyalar satın almış ve en sonda harika memorilerle, anılarla geriye dönmüş. Bavulunda harika tecrübelerle geriye dönmüş. Evet. Ne yapacağız şimdi? Broşürü anladık. Bunları sıralandıracağız. Yani ilk önce hangisine gitti, sonra hangisine gitti şeklinde numaralandıracağız. Baktığımızda Atatürk's Mausoleum'dan Ankara'yı bir görüyoruz. Blue Mosque İstanbul'da iki. Ondan sonra Local Food dedi ve Clock Tower, Saat Kulesi. Saat Kulesi en sonda, last day dediği için İzmir. Local Food'da İskender Kebap'tan, Bursa'dan dolayı 3'te. Evet, yine bir parça geldi. Yiyeceklerle alakalı Turkish sarma. Sarma yemeği. Bununla ilgili bir metin var. Buradaki soruları cevaplayacağız. Write down at least four ingredients. Evet, ingredients içindeki malzemeler demek. Dört tane malzemeyi yazmamız isteniyor. Onların hepsini buradan buluyoruz. Mesela burada bakın, onions var, herbs var, rice, spices, olive oil. Bunların hepsini grape leaves. Dört tane diyor ama burada dörtten fazlası var. Bol bol yazabiliyoruz. Bakın bu şekilde sıcak su bile var. How long should you cook the field grape leaves? Evet, ne kadar süre? How long? Ne kadar süre pişirmeliyiz? You should cook the field grapes for about 35 minutes. Cevap burada tam çıkmamış. Şurada gözüküyor. 35 dakika. Bakın, cook it about 35 minutes diyor. How much water? How much miktarını sorar ve sayılamayanlar için kullanılır. Su da sayılamadığı için how much water? Ne kadar suya ihtiyacımız var? You need two cups of warm water. Burada parçanın içinde bunu bulabiliyoruz. Is there meat in Turkish sarma? Et var mı içinde? No there isn't. Bakın, malzemelerde meat sayılmadı. Bu yüzden no there isn't. Is not. What is the first thing to do? Receipt tarif demek. Tarifte ilk yapılması gereken şey nedir? Bakalım. Put the rice, the chopped onions, the herbs, spices and the olive oil in a boil. Bakın burada geldi. Ondan sonra prepare the rice mixture to fill in the grape leaves. Doldurmak için hazırlıyoruz pirinç karışımını. İlk yapmamız gereken şey bu.
Prepare the rice mixture to fill in the grape leaves. Buradan bulduk. İlk yapılan şey hazırlamak. Hazırlamak için de bunları koyuyoruz. Yani burada aslında mantık olarak bunu da cevap olarak burada doğru kabul edebiliriz. Ben olsam ederdim. Çünkü karışımı hazırlamak için bunları buraya koyuyoruz. Evet, dördüncü sorumuz bir yazma sorusu. 10. sınıfta artık sizin kendiniz bir şeyler yazıyor olmanız lazım. Bu sizi zorluyorsa sorulara en azından önceden kendiniz metinler hazırlayın. Nasıl yapayım hocam? Yazamıyorum diye çok zorlanan arkadaşlarımıza ChatGPT'den basit A1 level veya A2 level cevaplar isteyin ve onları sözlükten kelimelerini bularak, anlamaya çalışarak kendiniz yazabilecek hale gelmeye çalışın. Aslında bu da bir yazma çalışması olacaktır sizin için. What happens if we don't contribute to the... Evet, buradaki contribute katkıda bulunmak. If we don't contribute to the earth. Biz dünyaya bir iyi şeyler yapacak ya bir katkıda bulunmazsak, iyi bir şeyler yapmazsak ne olacak? Bununla ilgili 3 tane durum yazmanız isteniyor. 3 olay yazmanız isteniyor. Ben burada size 3 tane şey yazdım örnek olarak. Mesela pollution increases. Kirlilik artabilir. If we don't help the earth, eğer yardım etmezsek, pollution will get worse. Kirlilik daha kötü olacak. Çöp, trash. Chemicals, kimyasallar. Will pile up in our air, water, land. Kara, hava, toprak. Bunları kirletecek, yayılacak. Bu da hayvanları hasta edecek, bitkileri hasta edecek, hatta insanları hasta edecek. Climate gets crazy, iklim çıldıracak. Hatta şu anda başladı bile. Weather can be strange, hava ilginç olabilir diyor. Bazı yerlerde sıcak, kuraklık olabilir, orman yangınları olabilir diyor. Animals and plants suffer, hayvanların ve bitkilerin sıkıntı yaşayacağına dair bir bölüm oluşturdum burada. Eğer dünyanın ihtiyaçlarını, hayvanların, bitkilerin ihtiyaçlarını ignor, göz ardı edersek dünya yaşanamayacak bir yer haline gelir diyor. Yani onlar evlerini kaybederler, deforestation, ormansızlık yani ormanların tamamen yok olması gerçekleşir, kirlilik olur, birçok tür gözden kaybolur, yok olur, doğanın dengesi bozulur. Bu şekilde bir parça sizi hazırladım. Bu da size bir fikir verecektir. Evet, 5. bölümde yine sizin yazmanız gereken bir bölüm var. İki yazma sorusu gelebiliyor. Oliver'ın bir derdi var, problemi var. Ona bir tavsiye yazacağız. En az 2 cümlelik. Tabii ben burada biraz abarttım. Siz sadece 2 cümle yazacaksınız. I bought smartphone from a local store. Evet, bir akıl telefon satın almış. Evde bunu kullanmaya kalktığımda neyi fark ettim diyor. Speaker yani mikrofonda problem var. Tekrar mağazaya geri gitmiş ve problemi söylemiş. Ona ne söylemişler? They couldn't help me with it. Bana yardımcı olamayacaklarını söylediler. Çünkü telefonu paketinden çıkardığım, çoktan açtığım için ne yapmalıyım diyor. Ben de böyle bir tavsiye verdim ona. I'm sorry to hear about the trouble you are having with the new smartphone. Çok üzüldük. Girişgah yaptım. It must be frustrating to discover an issue with the speaker after bringing it home. Bu herhalde sizin için yıkıcı bir durum olmuştur gibi girdim. Size mağaza yardım edemeyeceği için, çünkü paketini açmışsınız, bu yüzden ya mağaza yardım edemeyeceği için satıcıyla, üreticiyle direkt bağlantıya geçmenizi öneririm diyor. Geçmelisiniz diyor. Onlar size yardımcı olabilir gibi bir not yazdım. Bu kadar komplike ve zor yazmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi yardım alarak da bunu önceden hazırlayarak çalışıp sınava gidebilirsiniz. Saygılarımızla diye de bitirdim. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularına tekrar geri döndük. Senaryo 1'de 4 kolay bir zor soru bizi bekliyor. Sınıf seviyenize göre öğretmeniniz soruyu seçecek. Burada 5. üniteden bir soru gelmiş. Yine Türkiye'deki tarihi yerler veya dünyadaki tarihi yerler olabilir. Tourist attractions'la ilgili belli ki bir parça gelecek ve bununla ilgili soru cevaplama veya bu şekilde nokta atışı sorular gelebilir.
bir broşür sorusu. Şehirleri bakın numaralandırmanız isteniyor. Biz de biraz önce buna benzer bir şey yapmıştık. Yani şehirlerin bilgilerini anlayarak şehri bulmanız isteniyor. İkinci soru bir diyalog sorusu geldi. Bu da 6. üniteden bir diyalog sorusu. Burada parçayı okuyup soruları cevaplamalısınız. Trafik kurallarıyla alakalı mesela bir soru var. Trafik kurallarının iki örneği nedir diyor. Hey Jack, do you obey the traffic rules diye başlıyor. Trafik kurallarına uyar mısın? Evet, uyarım. Mesela I always wear my seat belt. Birincisi bu. Wear your seat belt. Birinci trafik kuralı mesela. Bakın. Don't exceed speed limits. Hız limitlerini aşma. Bu da ikinci kural olarak buraya yazılabilir. Do the pedestrians have the right of way at crosswalks? Pedestrians yayalar. Yaya geçidini sağdan mı gitmelidir? Bakalım. They have the right of the way at crosswalks. I stop and wait them diyor. Right of the way. Bakın yolun sağa. Evet, o zaman yes they do diyoruz. Bu şekilde soruları cevaplandırıyoruz. Yine burada bir problem karşımıza çıktı. Biraz önce telefon bozulmuştu. Biz onunla alakalı bir soru görmüştük. Tavsiye yazma. Yani bir sorun verecek öğretmeniniz size. Ona tavsiye yazacaksınız. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burada Selin'in problemi nedir? Yeterince param yok. I'm always broke when I get my pocket money. I spend it the first time. Karşılığımı alır almaz. Dışarı çıkar çıkmaz hemen ilk günden bitiyor diyor. Bunu nasıl engelleyebilirim? Bununla alakalı bir tavsiye yazmanız isteniyor. Üç cümlelik bir tavsiye. İşte bu tip tavsiyelere hazırlıklı olacağız. Yedinci üniteden bir soru gelebilir. Tarihi yerler yedik. Burada da dünyadaki tarihi yerler gelmiş. In Thailand, mesela Tayland'dan bahsediyor. Tayland yemekleri, Lübnan yemekleri, Türkiye'deki musakka yemeğinden bahsediliyor. Yine içerikleri, nasıl yapılıyor? Yani bir yemek, dünya mutfağı ve Türk mutfağı ile alakalı yemekli sorulu bir sınav sorusu karşımıza çıkabilir. Yedinci üniteden tablo doldurma sorusu gelmiş. Festivalin adı, ülkesi, hangi mevsimde ve hangi aktiviteler var festivalde ve festivalin amacını buradan bulmamız gerekiyor. Ben burada uzun uzun anlatmıyorum çünkü zaten Milli Eğitim Bakanlığı kendi kanalında bunları çözmüş ama dikkat etmeniz gereken yerleri vermek için üzerinden şöyle hızlıca geçiyorum. Senaryo 2'de biraz daha zorlu sorular geliyor. Bir kolay ve iki zor soru şeklinde. Bakın kolay soru bu. Biraz önce görmüştük. Zorlu sorularsa writing soruları yani sizin yazmanızı gerektirecekler. Hayal etmenizi istiyor. Bir e-mail yazıyorsunuz arkadaşınıza. Turistik bir tecrübeyle alakalı. Üç başlık en az işlemeniz gerekiyor. Bir yer hakkında mail yazacaksınız. O şehrin turistik faaliyetleri, yiyecekler, restoranlar, nerede kalabilir, hangi aktiviteler, oraya nasıl ulaşılabilir? Yani bir broşür hazırlama, bir turistik yer hakkında mail yazma, bunlara hazırlıklı olmanız gerektiğini görüyoruz. Altıncı üniteden bir soru yine karşımıza çıkmış. Yurt var, dormitory ve kurallar var burada. Bazı düzenlemeler var. Bir paragraf yazacağız. En az 5 cümlelik. Eğer kurallara uymazsak ne olur? Kurallar nedir? Don't park your bike inside the dormitory. Yurdun içine bisikletini park etme. Koridorlarda ve çalışma odalarında sessiz ol. Kartla giriş yap. Elektrikli aletleri odanda kullanma. Ve saat 10'dan önce yurtta ol diyor. Burada tek tek ifli cümleler kurabilirsiniz mesela. If you park your bike inside the dormitory, we will take it out or you will have to pay for it gibi ifli cümlelerle eğer if bunları bunları yaparsan şunlar şunlar olur gibi cümleler
kurabilirsiniz. Evet, hızlıca, çok kısa bir sürede size önemli kısımları nasıl çalışmanız gerektiğini vermeye çalıştım açıkçası. Çünkü artık lisede çok detaylı, size kesin şunlar gelir, şöyle gelir, bunları bilmeniz yeterlidir diyemiyorum. Ama yazı yazmanız, writing parçalarına kesinlikle hazırlıklı olmanız gerektiğini tüm soru örneklerinden görebiliyoruz. Bir de listening sınavlarına hazırlanmanız ve İngilizce'de listening'inizi geliştirmeniz için önerdiğim siteleri her videonun sonunda olduğu gibi burada da size göstermek istiyorum. Boş zamanlarınızda mutlaka bu sitelere girin, vaktinizi bunlara ayırmaya çalışın. Böylece dinleme becerinizi de geliştirmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet, sınavda şimdiden başarılar diliyorum. Bu videonun altına sınavdan sonra, videoyu izledikten sonra ne zaman isterseniz görüş ve yorumlarınızı, önerilerinizi, notlarınızı bekliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu arkadaşlarınızla tabii ki bol bol paylaşın. Bir sonraki derste görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.